Müzik On Air'da, Müzik On Air'in YouTube kanalında Michael Kuyucu'da birliktesiniz. Efendim burada da karşınıza çıktık. Müzik On Air'la birlikte güzel bir proje geliştirdik ve 10 soruda dedik. 10 soruda bir ünlüyü, bir sanatçıyı, bir müzisyeni irdeleyeceğiz, konuşacağız. Ve bugün çok cici bir kız, çok güzel bir kız ve çok yetenekli bir müzisyenle birlikteyiz. Melda Gürbey. Doğru söyledim değil mi? Evet, doğru. Nasılsın Melda? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın. Melda Topsu da Gürbey söylerken zor biraz. Evet, biraz zor. Evet, kod kırmayalım diye Melda Gürbey dedik. Şimdi 10 soru, 10 tane başlığımız var. İlk başlık şu, tabii ki klasik, işin müzik olduğu için. Hı-hı. Sen bu müziğe nereden sardın? Ailede hiç müzisyen yok bir kere. Evet. Ben küçüklüğümden beri işte şarkı söylüyorum bilmem ne. Hemen böyle okuma yazmayı söktüğümden beri şiirler yazmaya başladım falan. Hmm. O şiirler konservatuara girmemle birlikte şarkıya dönüştü. Aslında yani konservatuara girdiğimden beri neredeyse şarkı yazıyorum çok uzun bir süredir. İtiriyorsun. İtiriyorum evet. Bu şekilde bir müzik yolculuğu başladı. Konservatuarla birlikte başladı yani. Yani klasik çocuklukta sen de. Tabii taraflı. Evet. Peki ikinci maddemize girelim. Şimdi şimdi kimi örnek alıyorsun? Ya da alıyordun. Alıyordum. Ya da izliyordun. Ya işte ya, şu çok iyi, şunun gibi olsa. Mariah Carey gibi bir örnek hemen. Neden olmasın? Vay, lise yıllarında çok dinliyordum böyle Blue Jean okuyup. Blue Jean. Blue Jean dergisini çok seviyordum. Onları okuyup çok özeniyordum böyle yabancı insanları. Ama ülkemizde de tabii ki Sezen Aksu, işte o dönem Sertab Erener'ler, Aşkın Nur Yengi'ler. Sonlara doğru bir sentezerler falan böyle bayağı geniş bir skala Nazan Öncel. Evet. Bunların hepsi duayen ve hepsi takip ettiğim, sevdiğim, hayranlık duyduğum isimler. Ama spesifik bir isim yok. 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 Peki, peki üçüncü bölümümüze girelim. Daha doğrusu üçüncü tema. Şimdi ilk yazdığın şarkı. Yani burada çok fazla şarkı var ama şu an insanlar... İlk hatırladığın, ilk yazdığın. Yokuş diyelim. Yokuş. Sene kaç? Ya sene sormayacağım. Sene ben kadınlara bayanlara sormaz. Ya kaç yaşındasın daha doğrusu? Onda da o kızın kendisi. Ya da çok mu küçüktün? Küçüktüm evet. Küçüktün. Yokuş. Yokuş evet. Evet. O yayınlanmadı mı? Yayınlandı. Yayınlandı. Tekin Süngüç okudu. Simge Sanan'la düet yapıldı. Ha, tam o yokuş. Peki bir de önemli bir şey daha var. Bir akşam telefonu çalıyormuş. Evet. Okuduğum kadarıyla. Hı hı. Ve seni bir ünlü arıyor. Evet doğru. Nedir o? O ünlü Demet Akalın. Demet Akalın doğru. Demet Akalın beni aradı yokuş çıktıktan sonra. Ne yapıyordun o anda? Evde oturuyorsun falan. Hayır arkadaşımla, en yakın arkadaşımla balık yiyorduk. Oh, yemek yiyorduk. İnciciksin bir de, balık yiyorsun. Ya, evet, bayağı iştahlıyım, çok sevmiyorum. Biz diyet yapmaya çalışıyoruz ama işte ne diyelim, kıskanıyoruz öyle. Neyse. Bu konuda azıcık şanslıyım galiba. Evet. İşte yemek yerken arkadaşımla bir an telefonum çaldı. Bayağı yokuşu söylüyordu işte. Bir varışına diye bir girdi. Ben hemen sesinden tanıdım, dedim ki ama o olamaz herhalde yani falan böyle. Bir şekilde telefonumu edinmiş ve beni aradı. Çok mutlu oldum. Dedi ki acil bana da böyle bir şarkı yapıyorsun. Oo, dedi. Sonra iyi. Kendi sayfasında sağ olsun yayınladı. Destek oldu çok. Nasıl duymuş o zaman? Yani. Seni keşfetmiş. Yani evet, bir şey bulmuş benim, yani eşten dosttan. Benim Instagram'a yokuşu koyduğum bir video vardı. Üstelik o videodan sonra onu görüp onu koymuş. Aha. Demet Akalın 4. bölüm. Bakın 4. bölümde Demet Akalın'la konuşuyoruz. Aradı seni. Şarkı istedi. Evet, şarkı. Sonra götürdün mü? Yani birçok şarkı dinlettim ama bu albümde çalışamadık. İnşallah bir sonraki. Gündemde var yani. Evet, gündemde Demet her Akalın, zaman var. Çok önemli. Evet, çok çalışkan bir isim. Evet. Yani bu yönüyle her zaman söylüyorum. Hı hı. Sürekli şarkı dinliyor. Sürekli tabii. Sürekli. Evet. Hatta stok yapıyormuş, hı hı, alıyormuş. Hı hı. Yayınlanmayan şarkıları varmış stokunda filan. Vardı. Böyle bir enteresan. Seni de yakalamış. Bence geleceğin önemli bir cephelerinden bir tanesi olarak Demet de kokuyu aldı. Peki yine hayata dönelim. Beşinci sorumuz, beşinci soru grubumuz. Öğretmen olduğu için biraz soru grup murup terminoloji kullanıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi hani biraz hayata dönelim. Yazdığın şarkılardan hangisinde en çok kendini anlattın? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, Bengü'ye verdim. Sevgili Bengü'ye verdim. Evet, önemli bir şarkı. Sözümüz iyi, bana ait bir şarkı. Ne kadar seni anlatıyor? Yani, yüzde kaç? %90 beni anlatıyor. Geçmiş olsun. Hatırlatsana biraz şarkı sözlerini. Sarılamadım doya doya gururu, hiçe saya saya, söylesin duyan duymayana, seviyorum anla. Evet. Demek ki böyle bir mevzu olmuş. Evet. Özüne girmiyoruz ama. Evet. O zaman burcun ne? Başak. Başak burcusun. Evet. Benim gibi. Evet. Başak burcu. 7 Eylül benim. Melda. Benimki de 11 Eylül. 4 gün farkımız var. Peki. Şimdi Başakların aşkına nasıl yaşadığını biliyorum ama
sana şarkı yaşatacak kadar yoğunsun o zaman. Evet tabii ki. Yoğunsun. Evet öyle bir ilişki yaşadım. Onu. Ve bu şarkılar. Peki şeyi düşünüyor musun? Bak ne güzel. O dönem çok üzüldüm belki. Hı hı. Ama sonra o ürün çıktı. Tabii. Yani şarkı. Tabii, dedin yani mi beslendim. Ya iyi ki üzülmüşüm tabii, dedin tabii. Mi? Tabii. Ya iyi ki üzülmüşüm değil tabii de ama beslendim ve buradan kendime kattığım çok fazla ders oldu. Hı hı. Dolayısıyla ortaya da böyle bir ürün çıkması beni çok mutlu etti. Evet doğru. Bence karlı oldun. Hı hı, kesinlikle. Bir şarkı çıkmış, bir hit patla. Ve altıncı soru temamız demesinler diyeceğim. Demesinler. Ya evet demesinler. Nasıl oldu bu? Bir gün Sinan Akçıl'la beraber stüdyoda çalışıyorduk. Onun demolarını okuyordum. En son işte demesinleri okudum falan. Dedi ki çok güzel oldu bu. Biz bunu seninle beraber düet yapalım. Hmm. Ben şaşırdım böyle. Çok da sevdiğim bir sanatçı kendisi. Tamam tabii ki dedim. Hemen o anda çalışmalara başladık. Bir anda böyle çıktı. Bir anda olup biten bir şey. Yani böyle çok karar verip üstüne düşünüp. Simultane gelişti. Evet evet spontane gelişti. Çok da iyi oldu. İyi ki de beraber aynı projede buluşmuşuz. Ve bayağı da yani seni şey olarak yani. Belki mutfakta tanıyorduk ama sanki biraz da vitrinde de... Bir tık bir beni öne çıkardı evet. Klipte evet. Oynamadım. Evet, evet. Adını duyduk. Adımı duyurdum evet. Yani sesini de kısmen de olsa evet, doğru. Duyduk. Demesinlerin böyle bir özelliği var. Şimdi bir önemli özelliği sevgili Melda'nın öğretmenlik yapması. Bu yedinci temamız, yedinci soruda. Evet. Bize ama iyi anlat. Şimdi sen niye öğretmen oldun? Çünkü formasyon eğitimi aldın vesaire evet, vesaire. Evet tabii eğitimin gereği gerekiyordu. Ne öğretmenisin? Müzik öğretmeni. Müzik öğretmenisin. Kaç yıldır yapıyorsun? Bayağı bir 10 seneye yakın oldu. Aman onu deme şimdi bak 17 yaşında gözüküyorsun. 7 yaşından başladın. İşte siz sayı sorunca mecbur patiye çıkıyorum. Neyse 7 yaşında başlamış. Özel statüde öğretmen olmuş. Öyle diyelim. Peki nasıl bir şey müzik öğretmeni olmak? Ya inanılmaz keyifli bir kere. Yeni nesile habire yanında oluyorsun. Hı-hı. Onlardan besleniyorum. Beni dengede tutuyorlar. Çok iyi geliyorlar. Espriler şen şakrak havada uçuşuyor. Çok da eğlenceli bir ders olduğu için. Evet. Gayet de güzel, keyifli geçiyor yani. Zevkli geçiyor. Sıradan bir müzik dersi gibi geçmiyor ama. Ha, mesela yok. Şimdi sıradan diğer hocalarımız kusura bakmasın ama sıradan tırnak içinde kullanacağım. Evet normalde yıllardır eskiden mandolin eğitimi verilirdi. Evet, sonra bizim kuşakta flüt eğitimi verildi. Şu anda ne eğitimi veriliyor standartta? Yine flüt devam ediyor. Hala flüt devam evet, ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Müfredatla bağlantılı gitmeye çalışsak da arada ben yine şey yapıyorum. Hani böyle işte bestecilerin hayatlarını anlatıyorlar. Kendileri performans yapıyorlar. Özgüvenleri gelişiyor. İşte hem tanımış olan Neşet Ertaş vesaire vesaire gibi isimleri. Hem dünyadan hem ülkemizden bir sürü ismin hayatını araştırıyorlar. Grupça anlatıyorlar onu. Çok da keyifli. Müzik kültürü ve müzik tarihini soktun sen. Evet ki. Kesinlikle. Genel bir kültür. Çok çünkü iyi. Herkes güzel sanatlar olmadığı için herkesin doğru. Müzik yeteneği olmayabilir. Doğru. Onları eşit bir payda da bir araya getirebilmek için böyle bir yöntem kullanıyoruz. Bence çok iyi. 10 soruda Melda Gürbey ve geldik 8 numaraya. Hande Ünsal neredesin? Evet. Sen bunun neresindesin? Sözlerinde. Sözlerinde. Evet. Yakın geçmişte mi yazdın? Bu evet. Bayağı patladı. Ocak ayında. 2019 Ocağı'nda. Evet evet. O zaman şarkı neredeyse çıkmadan önce. Tabii çıkmadan önce. Nasıl yazdın? Ne yaşadın? Bir akşam Hande'cim bana attı şarkıyı. Müzik attı. Müzik attı. Ondan sonra dedi ki buna söz yazar mısın? Ben de çok beğendim. Çok güzel Hı-hı. yapmıştı çünkü müziğini. Hemen kolayca yazabileceğim bir şarkıydı. Hiç zorlanmadan bir 15-20 dakika içinde şarkıyı bitirip ona geri attım ve bitmişti. Çok beğendiler. Çıkarmaya karar verildi. Sonra çok zaten hemen güzel. İşlemlere konuldu yani. Neredesin öbür yarım diyorsun değil evet. mi? Bence güzel yani iyi yakalamışsın orada. O anda bir şey hissediyor muydun? Hissediyordum tabii. Ya tabii ya şöyle saçma aptalca olduk kusura bakmayın. Birine bir şey hissediyor muydun? Hissediyordum. Tamam. Yok, hissediyordum bizde magazin yok an, ama yok, hayat var. Ondan evet, soruyorum anlatabildim mi? Evet evet. Yani o anda bir kişiye karşı bir şey hissediyordun ki neredesin yazdın. Evet neredesin öbür yarım dedim. Demek ki o da yanında değildi. Değildi. Anlık mı uzağındaydı yoksa biten bir ilişki miydi deyip nokta koyacağım. Anlık uzağındaydı ama sonra artık komple bittiğini anladık. Evet. İşte sevgililerin bu avantajı var. Eğer bunlar şair... direkt besleniyor. Evet. Ama ikili ilişkiler direkt beslenme alanımız yani zaten. Evet evet evet. Yani şair ve şey olursanız, besteci olursanız bol bol aşık olun. İşiniz gücünüz yoksa bol bol aşık olsunlar mı ne diyorsun? Yani biz başaklar sevmeyiz bunu. Aşık ol, terk edil, ağla. Ya işte hiç valla onlardan da sıkıldım ben. Ben aşk maşk istemiyorum. Benim yaşadıklarım bana yeter. O kadar stok çıkartırdı diyorsun ya yani. Ya tabii ki böyle demeyeyim de hani aşk her zaman tabii ki başımızın üstüne. Tabii. Bakalım hayat ne gösterir bilinmez. Ama peki. Tabii ki bugüne kadar çok kıymetli deneyimler elde ettim yani. Tabii bunlar işte yazdırıyor. Peki evet. Şimdi Hande Ünsal neredesin bir hit oldu. Evet. En son bir çalışma daha yaptın. Düşlerinde özgürsün. Güzel bir söz. Evet. Kime yani
Nurettin Çolak'la feat featuring yaptık o şarkıyı. Sözler mi senin orada? Sözler benim, müziğinde beraber yaptık. Beraber yaptınız. Bir şey yaptık. Ve bu şarkıdaki iddian ne? Düşlerinde özgürsün aslında çok bence şimdi korkutucu bir laf ya. Yani bir kız bir çocuğa bir yani düşlerinde özgürsün demek şu olabilir. Yani tamam sen takıl kafana göre ben yine seni seviyorum. Ya da sen yap yapacağını. Bir aşk şarkısı değil. Bir aşk şarkısı değil. Ben aşk olarak yorumladım. Değil, bir aşk şarkısı değil. O zaman sen daha anlatsana o zaman. Bu şarkı bir aşk şarkısı değil ve bir elektronika dediğimiz tarzda çıktı. Tamamen değişik. Benim verdiğim şarkılardan, söylediğim şarkılardan daha bambaşka bir formatta çıktı. Çok keyif aldığım bir projeydi. Nurettin'le beraber yapmak istedik ve Sony Müzik'ten bu şarkı çıktı. Evet. Geri dönüşler de çok güzel oldu. İkinci feat'in mi oldu bu? Bu benim ikinci feat oldu. İkinci feat, evet. Çok ve şey, hani inanılmaz bir söz şeyim oldu orada. Hani böyle değişik bir anlatım tarzım oldu. Hiç normal diğer yazdığım şarkılar gibi olmadı. Evet. Ben orada ifade edemediğim şeyleri anlattım. İşte kafa açma böyle mutluyum dedim. Vesaire vesaire böyle değişik sözleri olan güzel bir şarkı oldu. İyi ki de yazmışım. Anlatırken bile bir ses tonu düşüyor Melda'nın. Demek ki çok etkilendin. Evet. Şimdi tekrar soracağım. Seni en çok etkileyen şarkı hangisi? Düşlerinde özgürsün. Ha, tamam belli. Anlatırken zaten kokuyu aldık. Az önce yalan söyledin bana. Bak yalan söylemiyorum diyorsun bir de. Hikayet ne diyelim. Öyle yani maneviyata aşırı önem veriyoruz. Evet ama harika. Veriyoruz öyleyiz. 10 soruda Melda 9. bölümdeyiz. Şimdi YouTube. Ne diyorsun? Şu anda YouTube'dayız. İnanılmaz güzel bir platform. Güzel. Ben ilk defa YouTube'da bir programa çıkıyorum ve çok heyecanlıyım. Şahsen ben de ilk defa. Çok ben hep yani. Tek yapardım. İlk defa bir neyse bir başakla yapmak güzel oldu belki de. Evet. Senin gibi kıymetli bir ismin programa katılmak müthiş bir duygu bir kere. Ne güzel. Teşekkürler. YouTube'da da olmak harika. Ben kendim de inşallah yakın zamanda açacağım. YouTube kanalı bir açacağım. Evet. Orada kendi şarkılarımı da söyleyeceğim. Yenileri evet. de söyleyeceğim. Süper. Böyle güzel bir şeyler yapacağız. Evet. Yani. Müzik On Air YouTube kanalındayız tabii ki. Şimdi fake izlenmeler için ne düşünüyorsun? Ya bu konuda çok fazla spekülasyon var yani ama hani... Hiç şahitliğin, isim vermeden şahit olduğun, duyduğun bir şey var mı? Ya illa ki kulağımıza gelen bir şeyler oluyor ama çok da önemsemiyorum. Çünkü bu tip yollar olabilir. Herkesin seçtiği, başvurduğu, kendi seçtiği bir yol. Yani herkese saygı duyuyorum bu konuda. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Olabilir yani. Evet. Hiç şey yalan söyledin mi? Yalan söyledim. Evet. Elbette söyledim. Müzik hayatında. Müzik hayatta söylemeye gerek duyacak bir şey olmadı yani. Olmadı diyorsun. Ama başka konularda söylemiş oldum. Zaten kim söylemedi. Yani söyledim yani. Şimdi fake izlenmeler. Peki diyelim ki çok samimi soracağım. Bir çok önemli bir şarkı çıktı. Neredesin işte gibi. Evet. Sen söylüyorsun evet. filan. Ve geliyor birisi. Ya işte işte Melda Hanım size 50 milyon hediye fake. Ne yaparsın? Ben almam. Cidden almaz mısın? Gerçekten almam. Samimiyetimle söylüyorum. Tüm samimiyetimle. Evet, bedava da verse. Hayranın, seviyor almam. Şarkıyı, arkadaşın, dostun. Almam. Çünkü çok büyük paralar o fake'ler. Ya tabii ki. Yani mesela evet. son şarkımda da yine Düşlerinde Özgürsün çıktı. Onda da hiç öyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Bundan sonra duymam. Çünkü o biraz kendini kandırmak yani. Doğru, hiç ona doğru. gerek yok. Ne izleyiciyi dinliyor. Bir de herkes her şeyin farkında. Tabii. Hani tabii. komik geliyor artık doğru. yani. Şu videonun altındaki rakamı göreceksiniz mesela. Onu isterlerse bol sıfırlı yapılabilir. Ya, tabii ki çok rahat yapılabilir. Evet, ama ihtiyaç yok. Bir de orada gerçekliği gerçekten görmek lazım. Hani ona göre yol çizmek lazım. Doğru. Eleştirilen türüsüne açık olmak lazım. O da bir eleştiri orada. Yapanlar yani. Niye peki? Şey mi? Hırstan mı kafayı yediler? Yani ne bileyim yani ne bileyim YouTube'da atıyorum 100 milyon izlenip bunun 80'inin fake olduğunu biliyorsun. Çaktırmıyorsun. Nasıl bir duygu? Yani bu biraz değişik işte. Onu da onu yapana gerçekten sormak lazım. Ama kimse de yapıyorum demiyor ki. Hiçbir zaman anlayamayacağım. Tabii. Bir bulsam. Biliyorum yapanları ama bir bulsak değil mi öyle? Ya tabii. Kendi seçimleri. Doğru söylüyorsun. Gerçekten kendi evet. seçimleri. Ama işte gördüğünüz gibi Melda yani hem duygusal hem de dürüst yani tipik bir başak. Yükselenin ne? Yengeç. O zaman duygusallık yazdın olur. Çok ağlarsın sen. O da yine mahvetti. O yengeç olmamalıydı. Evet. Duygularını yengeç yönetti. Yengeç olmamalıydı. Evet. Bol bol yani ağlayan yani affını sığırarak zırlak bir kızsındır. Yok zırlamak falan yok. Ama duygusallık ya yani fazla empatik olmak çok yorucu. Yani anladım. O beni yordu. Evet. Evet. Evet ve Müzik On Air kanalında 10 soruda Melda Gürbey 10. bölüme geldik, 10. soruya geldik. Şimdi, kimin yerinde olmak isterdin? Yani bu özenmek anlamında değil. Yani bir besteci olabilir, bir söz yazarı. Yani şu gibi, ben söyleyeceğim. Mesela ben Ajda Pekkan gibi olmak isterdim.
Aysel Gürel diyebilirim. Aysel Gürel. Ama işte müzikte yaptığım sen direkt söz yazarını şey yaptın. Yani kendi branşında. Direkt söz yazarı oldu ama hani müzik yazarı işte ne bileyim Nazan Öncel. İşte bu kafalardaki herkese çok özeniyorum, imreniyorum. Evet. İnşallah umarım bir gün olur bu tip bir şeyler. Neden olmasın? Neden tabii olmasın? Ki. Yani aldığın örnekler çok büyük. Evet. Peki en büyük müzik hayalin ne? Bundan sonrası için. Güzel soru. Harbiye mi çıkmak? Harbiye zaten herkesin hayalidir yani. Şimdi Harbiye'de ben... Niye hayal ediyorsunuz? Yani çünkü orada hani çok büyülü bir ortam. Bu arada seyirciyle kurulan bağ çok başka bence orada. Yani hani evet. Böyle o düzeni amfiteyatro gibi olan evet, düzeni evet, çok evet. Kıymetli, çok büyüleyici. O ortamdan herhalde biraz da kaynaklanıyor. Evet, evet. Bir de Türkiye'nin en köklü yani açık hava orası hani Er Meydanı denilir. Doğru söylüyorsun ama şu da var yani ben bu yaz çok gittim Harbiye konserlerine. Çok da iyi bir müzikal dinleyemiyorum ben yani. Şöyle güm 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 sesler filan. Ama tabii ki belki de Türkiye'de başka doğru dürüst şey mi yok? Sahne yok ondan dolayı mı? Biraz yani? Ondan da kaynaklanabilir. Yani kaldı böyle bir numunelik Harbiye. Tabii Bostancı Gösteri Merkezi vardı var, bir zamanlar. Tabii. Çok daha popüler yine var ama evet. Biraz eskidi sanki o. Tabii. Peki başka? Mesela Broadway. Ya Hollywood. Oralar tabii ki yani şimdi oralarda önce kendi ülkeni fethetmek lazım diye düşünüyorum ben. Hı-hı. İnsanların kalplerine girmek lazım, yerleşmek lazım ama şöyle bir şey var. Beni çok mutlu eden bir durum mesela şarkıların altına bakıyorum bu şarkı tam beni anlatıyor diyorlar. Hı-hı. İşte bu söz beni anlatıyor, bu şarkı beni anlatıyor. O benim için gerçekten en kıymetli şey. Doğru. İnsanlardan bunu duymak harika yani benim yaşadığım şeyin aynısını yaşayıp o da aynı hissi hissetmişse ne mutlu bana. Önemli bu zaten. Ürettiğin şarkıda, üründe bunu yaptıysa. Nihayet hedefte bu zaten. Yani. Nihayet hedefte evet. Bu. Evet Melda Gürbey böyle yani şimdi söz yazarı olarak ilk duyduk. Beste filan hangisi de ön planda olacak? Finale gelelim. Şimdi tam 10 soruyu bitirdik. Ya yarısına gibi yaptım kusura bakma ama şimdi finale gelelim. Bundan sonra ne yapacak Melda? Yani benim gördüğüm ve şu an tanıdığım kadarıyla bayağı vizyonu açık bir. Yüksek lisans yapmış, müziği biliyor. Teşekkür ederim. Ne istiyorsun bundan sonra? Hedefler hayaller ne? Ben yine kendi şarkılarımı söylemek istiyorum. Ha. Kendi yazdığım şarkıları yine değerli isimlere de vermek istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Herkesle halkla paylaşabildiğim her ortamda paylaşmak istiyorum. Tamam. Yani onun neresi olduğunu hiç önemli ve yine müzik olacak. Tabii ki yine sonsuza kadar. Parasız da mı kalsan? Evet. Bu bir tutku. Asla tutku. Değişmez. Faturalarını da ödeyemesen. Ya o kısma da girmeyelim o kadar yani. O da olmasın yani tabii. Hani, şimdi burada biraz ironi yapıyorum. Müzik endüstrisi yani her geçen gün küçülüyor o anlamda evet, söyledim. Gönül isterdeki müzik dünyası çok kazançlı ve güzel bir şey olsun. Rapçileri seviyor musun? Çok. Rap söyler misin? Söylerim. Yazar mısın? Yazarım. Çok kalabalık değil mi kelimeler ya? Nasıl kalabalık. Yazacağım? Birazcık daha seyrekleştirerek yazarım. Yazarsın değil mi? Kendi duygumu bir şey ortaya hadi çıkartırım diye düşünüyorum. Bir YouTube'da bir rap şarkı yapsın sevgili Melda diyelim. Tabii ki neden olmasın. Evet 10 soruda Melda Gülbey. Müzik ona girdi. Michael Koyucu'yla birliktesiniz. Birlikteydiniz daha doğrusu. Sevgili Melda Gülbey ile birlikteydik. Başak Burcu'ydu. Bunu öğrendik. Öğretmenlik yapıyor. Çok çalışkan, duygusal, yengeç yükselen ve son söz. Ne diyeceğiz? İyi ki buraya geldim. Çok keyif aldım. Aynı şekilde ben de bu programda Melda ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Burç Taşım'la birlikteydim. Bütün başaklar bize tık yapsın ki gerçi müzik hınarı yok ama yani bizi arttırın yani tıklarımızı arttırsınlar. Kesinlikle demesinler. Fakeçilerin yanında offsite'a düşmeyelim. Düşmeyiz. Değil mi öyle? Peki ya. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.